Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar, problemlerden problemlerden uçuşa geçtik. Problemleri halledeceğiz. Denklem kurma sayı problemleri denilen kısımdayız. Tam burada 8 testimiz vardı dedik, çok güzel sorular var. Birinci sorumuz, test 2'nin birinci sorusu. Bir toptancı 23 top A4, 12 top A3 kağıt satarak kazandığı parayı... 14 top A4 ve 14 top A3 satarak da kazanmış. O zaman şöyle yapalım mı? Biz şunlara A4'e x diyelim, A3'e y diyelim. Ne yapmış? 23 tane ondan satmış. 23x para kazandı o zaman. Artı 12 tane ondan satmış. 12y oradan para kazandı. Aynı parayı, aynı parayı 17 A4 17x artı 14 A3 kazarak satarak da kazanıyormuş. Denklemi kurdum. X'leri Y'leri bir tarafa al şimdi. O zaman 6 X eşittir 2 Y yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde 3 X eşittir Y. Tamam. Demek ki 3 katıymış. Ne istiyor bizden? Bu toptancı aynı parayı kazanabilmek için 11 adet A4 kağıdı sattıktan sonra kaç tane A3 satmalıdır? Hadi devam edelim. Şimdi şunu alıyorum. Aynı parayı kazansın diyor çünkü. 23x artı 12y. Tamam Bu kadar para kazanmam lazım. Şimdi ne yap diyor? 11 adet A4 sat diyor. 11 tane ne sattım? X sattım. Kaç tane Y satarsın diyor. Şuradaki A'yı soruyor bana. Şimdi Y'nin 3X eşit olduğunu bulmuştum. Bak Y yerine ne yazıyorum? 3X yazıyorum. 3X ile 3 ile 12'yi çarptım. 36. Topladım burayı. 56, 59. X yaptı mı? Yaptı. Şu 11 X'i de bu tarafa aldım. 11 X eşittir ne yaptı? A çarpı Y yaptı. Şimdi o zaman çıkardım buradan 48 X yaptı. 48 X yaptı. A çarpı Y burası. Bak Y dediğim kaç eşi? X'e eşitti? 3 X. O zaman X'ler götürdü. Her iki tarafı 3'e böldüğümde de A dediğimiz 16 olarak karşımıza çıktı. Cevap bursa arkadaşlar. Evet şimdi geldik ikinci sorumuza. Aslı bir silgi, iki kalem, üç defter alıp 43 lira ödemiştir. Bir silgi almış, iki tane kalem almış, üç tane defter almış, bunun sonucunda 43 lira ödemiş. Tamam. Eğer bir silgi, iki kalem, iki defter daha alsaydı diyor, bir defterin fiyatı kadar indirim kazanıp 56 lira ödeyecek. Şimdi bak bir silgi daha aldı, toplam ücret oluyor, iki silgi oluyor. İki kalem daha alsa dört kalem oluyor. İki defter daha alsa iki defter daha alsa beş defter yapıyor. Bir defterin fiyatı kadar indirim kazanacakmış. O zaman fiyat bir defter kadar azalacak. Bunun sonucunda fiyat ne kadar olacakmış? 56. Şimdi bu denklemi bir düzenleyelim. Ne oldu? 2 silgi artı 4 kalem artı 4 defter alıyor gibi oldu eşittir 56. Bak bunun hepsi 2'nin katı olduğu için 2'ye bölelim hepsini. 1 silgi 2 kalem artı 2 defter eşittir ne oldu? 28 oldu. İlk denklemi de yazalım altına. İlk denklemimiz neydi? Silgi 2 kalem artı 3 defterdi. Bakın burası 43'tü. Bizden bir defteri istiyor. Bakın yukarıdakini eksiyle çarpıp çıkarma yaptığımızda silgiler Kalemler birbirlerini götürüyor. 3 defterden 2 defter çıkıyor. bir defter kalıyor. Buradan 15 lira bir defterin fiyatını bulmuş oluyoruz. Cevap denizli. Denklemini güzel bir şekilde kurduğunda hiçbir problem yok. Evet şimdi geliyoruz. Hemen denememizin şey kitabımızın testimizin kaçıncı sorusuna? Üçüncü sorusuna. Gelmiyor ama üçüncü soru. Hadi bakalım ne diyor? Her sorunun sorusunun cevaplanmak zorunda olduğu bir bilgi yarışmasında doğru cevaplar için 5 puan verilmekte yanlış cevaplar için 2 puan silinmektedir diyor. Tamam 30 sorunun solduğu bir yarışmada 24 puan alan bir yarışmacı kaç soruya doğru cevap vermiştir diyor. Şimdi bir kere doğru cevap yanlış cevap diyelim x tanesine doğru cevap versin toplam 30 soru vardı o zaman 30 eksi x tanesine yanlış cevap verdi. Hadi şimdi denklemimizi kuralım. Her doğru için 5 puan alıyorum. O zaman 5x tane puan kazandım buradan. Her yanlış için 2 puan siliyorum. O zaman 2 çarpı 30 eksi x tane puanım silinecek. Bunun sonucunda 24 puan almışız. Denklemi kurduk iş bitti artık. O zaman 5x eksi 60 artı 2x eşittir 24. Burası 7x yaptı. Eşittir eksi 60'ı karşıya atıyorum. Ne yapıyor? 84 yapıyor. Her iki tarafı 7'ye böldüğümde x eşittir 12. Doğru sayısının 12 olması gerekiyor. Cevap Ceyhan. Tamam mı? Doğru yanlış sorularında net sorularında nasıl yaklaşmamız gerektiğini bakıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi net sorusu. Diyor ki 100 soruluk bir sınavda 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir her net için 3 puan verilmektedir diyor. Tamam. Bu sınavda 12 soruyu boş bırakarak 129 puan alan bir öğrenci kaç soruya doğru cevaplamıştır? Bir kere kaç sorum var? 100 tane sorum var. 12 soruyu boş bıraktım. 12 soruyu boş bıraktıysam 88 soru üzerinden doğru yanlış yapacağım şimdi. Şimdi 4 yanlış bir doğru cevabı götürüyor. Şöyle yap burada bak. Doğru yanlış. Şimdi yanlışlar dört tanesi bir tanesini götürdüğü için dört x tane yanlışım olsun. Tamam mı? Dört x tane yanlışım olsun. O zaman toplam 88 sorudan 88 eksi dört x tane doğrum var. Bu doğru sayım. Şimdi nete hesaplarken yanlışları neye bölüyorum? Dörde. Bunu dörde böldüğümde x tanesi gidecek. Yani 88 eksi dört x tane doğru cevaptan x tane dörtte biri gidecek. Şimdi bu net sayım İşte bu net sayım her net içinde 3 puan veriliyormuş çarpacağım bunu 3 ile 129 puan kazanılmış. Şimdi her iki tarafı 3'e böl her iki tarafı 3'e böldüğünde şurası 88 eksi 5x yapıyor. Karşı tarafı 3'e böldüğünde burası ne yaptı 43 yaptı. Atıyorum bunu karşıya eksi 5x karşıya geçsin burası 5x yapsın 40 ne yapıyor burası 48 yapacaktı 45 yaptı. Tamam mı? O zaman her iki tarafı 5'e böldüğümde x eşittir 9 oldu. Şimdi ne diyor? Kaç soruya doğru cevap vermiştir diyor. Şurada x yerine 9 yazıyorum. 88 eksi 9 yazdığım zaman ne yapıyor? 36 yapıyor. Bunları çıkardığım zaman da 52 tane soruya doğru cevap vermişiz. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Tamam mı? Net sorularında 4'te 1'i kadar gidiyor onu çıkarıyoruz. Tamam mı? Mantığını anladık değil mi? problem yok. Hadi bakalım şimdi kaça gelelim? Beşinci sorumuza gelelim. Bir ülkede 50 tane ilin her birinde x tane arsa belirlenip her arsaya y derslikli bir okul yapılması planlanmaktadır. Bak buna benzer sınavda geliyor soru. Ancak alınan bir kararla her ilde alınacak arsa sayısı 3 azaltılıp her arsaya yapılacak derslik sayısı 5 artırılmıştır. Buna göre toplamda yapılacak derslik sayısındaki değişim. Şimdi ilk duruma bakalım. İlk durumda 50 tane ilde x tane arsa belirledik. Tamam mı? 50 yani 50x tane arsa belirlendi toplam. Her arsaya da y tane derslik yaptık. O zaman normalde bu kadar dersliğim var. Ancak alınan bir kararla her ilde arsa sayısını 3 azaltıyorum. Yani x arsam vardı. x eksi 3. İl sayısı aynı hala. Tamam. Sonra her arsaya yapılacak derslik sayısı 5 fazlalaştıracak. Yani y tane değil y artı 5 tane olacak şimdi. Toplamda yapılacak derslik sayısındaki değişim hangisine eşittir diyor. Şunların neyini istiyor bizden şimdi? Farkını istiyor soru. Hadi bakalım şimdi. Burası 50 parantezini alalım. X çarpı Y var burada. Şimdi şurayı dağıtıyorum. X çarpı Y yapıyor. Önünde eksi var. Eksi X çarpı Y. Şimdi buradan ne var? Artı 5X var. Burada artı 5X var. Şimdi dikkat et. O artı 5X yalnız başındaki eksi var. Şu eksiyi koymadık. Evet şu eksiyi ona da dağıtıyoruz. Eksi 5X. Şimdi eksi 3C var. Bu eksi bunu artıya çevirir. Artı 3C yapar. Eksi 15 var. Orayı da ne yapar burası? Artı 15 yapar. O zaman şu x çarpı y'ler birbirlerini götürdü. 50 parantezinde 50 parantezinde ne geldi? 3y var. Eksi 5x var. Bir de neyim var? Artı 15'im var. Evet sorumuzun cevabına bakalım. Ne oldu? Adana olmuş oldu sorumuzun cevabı. Tamam mı? Buna benzer sorular sınavda geliyor arkadaşlar. Üstü sayı sorusu olarak da geliyor. Böyle enteresan bir şekilde çarpım verip e, sayı sorusuna dönüştürülüyor. Dikkat et. Hadi bakalım şimdi geldik altı. Bir fabrikada her kadın işçinin kadın arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşları sayısının iki katına alınırsa eksiktir. Şimdi bu soruda ne var? Mesela biz sınıfta 10 tane erkeksek kendimi arkadaş olarak saymayacağım için erkek arkadaşım 9 tanedir. Bir eksiği yani. O zaman bakalım şimdi fabrikada erkekler ve kadınlar diyelim. Diyor ki her kadın işçinin kadın arkadaşlarının sayısı her kadın işçinin kadın arkadaşları sayısı kadın sayısının bir eksiği kadardır. Sayısı erkek arkadaşlarının erkeklerin hepsi erkek arkadaşıdır. Erkek arkadaşlarının iki katından 14 eksiktir. İlk denklemi kurdum. Tamam mı? Düzenleyelim buradan. K eksi 2 eşittir. Şu eksi 1'i karşıya atalım. Eksi 13. İlk denklemin bu. Devam edelim şimdi. Her erkek işçinin kadın arkadaşlarının sayısı her erkek işçinin k tane kadın arkadaşı vardır. Kadın arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısından 57 fazladır. Erkek arkadaşlarının sayısı kendini saymayacağı için e eksi 1 tanedir. Bundan kaç fazlaymış? 57 tane fazlaymış. Denklemimiz çıktı karşımıza. O zaman bunu karşıya atarsak K eksi E farkı 56'ya eşitmiş. Öbür denklemden de K eksi 2 E'nin eksi 13 olduğunu biliyorum. Bakalım soru bizden neyi soruyor? Bu fabrikada kaç işçi çalışmaktadır? Hadi yok etme metodu yapıp işi bitirelim. Şu K'yı yok edelim. Şurası eksi olsun. Şurası artı olsun. O zaman burası da ne olacak? Eksi olacak. Bakın eksi 2E artı E'den eksi E geldi. Şurası da eksi 69 yaptım. O zaman her iki tarafı eksiyle çarparsak erkek sayısı kaçmış? 69. Denklemlerden herhangi birinde e yerine 69 yazıyorum. 69'un biri gitti 68. 68'de 57'yi topladığımda iş bitecek. Ne geldi? 118, 125 tane de kadın oldu. Toplam kaç kişi vardır diye soruyor. 125 ile 125 ile. Neyi topluyorum? 69'u topluyorum. Ne yapıyor? 189, e, 194 yapıyor sanırım. Sorumuzun cevabı ne oldu? Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Evet yani arkadaş sayısı derken erkekler erkek arkadaş derse erkek kendisini saymıyor. Kadın arkadaşlar kadın kadın arkadaşları derse o da kendini saymıyor. Mantık bu. Evet şimdi geldik 7. sorumuza iyi mantığına iyi anlaman gereken bir soru. Hacimleri eşit 3 kova tamamen suyla doludur. Yani bunların hepsi ağızlarına kadar suyla dolu şimdi. Bu kovaların her birinden eşit miktarda su alınıp kalan sular kovaların birinde toplandığında kova tam dolmaktadır diyor. Bak şimdi ne yaptım? Ben bu kovalardan sular boşalttım. İçlerinde eşit miktarda su kaldı. Tam eşit miktarda su aldık içinden eşit miktarda su kaldı. Diyor ki ben diyor bu suları diyor tek kovada toplarsam diyor bu kova tam dolacak diyor. O zaman bak bunlar eşitti x x x su kaldı o zaman. E bunun üstüne 2x su koyuyorum. Demek ki benim bir kovam ne kadar su alıyormuş? 3x kadar su alıyormuş. İşi bitirdik şimdi. Tamam mı? Kovadan alınan sular bu kovalardan birinin 3 katı hacimdeki boş kovaya toplansaydı diyor. Şimdi bu kovanın 3 katı hacminde bir kova ne kadardır? 9x'tir. Tamam. Şimdi kovadan alınan sular diyor. Şimdi burası 3x'ti. İlk ne kadar su alınmış demek ki bundan 2x. 3x'ti. Ne kadar su alınmış? 2x. 3x'ti. Ne kadar su alınmış? 2x. O zaman toplamda 6x su alınmış. İşte bu kovaya aktarılsaydı diyor. Bu kovanın kaçta kaçı dolardı diyor. Kaçta kaçı dolar? 9x'in 6x'i dolu. X'ler götürdü. 2/3'ü dolu olurmuş sorumuzun cevabı. Edirne Güzel bir soru. Sınav ayarında bir soru. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi geldik, geldik, geldik arkadaşlar. Sekizinci sorumuza. Bakalım ne diyor? Mert babasından bazı günler 10 TL, bazı günler 14 TL harçlık almakta ve 10 TL harçlık aldığı günler 8 TL, 14 lira harçlık aldığı günler 11 TL harcamaktadır. Tamam. Mert babasından harçlık aldığı 30 gün boyunca harçlıklarından 79 lira biriktirmiş. Şimdi bak bir kere 30 gün boyunca harçlık almış Mert. 10 lira aldığı günler 14 lira aldığı günler. Tamam mı? Şimdi şöyle bakalım. Şimdi x gün 10 lira alsın. Diğer kalan günler 30 eksi x günde Kaç lira harçlık alacak? 14. Şimdi biriktirdiği paraya bakalım. Şimdi 10 lira aldığı günler 8 lira harcamış. Yani x gün 2 lira biriktirmiş. 14 lira aldığı günler 11 lira harcamış. 11'ini harcarsa 3. O zaman burada bu kadar para biriktirecek. Burada bu kadar para biriktirecek. İşte biriktirdiği para 79'muş. Hadi bakalım. O zaman 2x biriktirdi burada. Çarparak yazıyorum. 3 ile 30'u çarptım. 90. 3 ile eksi x'i çarptım. Eksi 3 x. İşte bu biriktirdiği para neye eşitmiş? 79'a eşitmiş. Şimdi burada eksi x yapıyor. Onu karşıya attım. X oldu. 79'u da karşıya attım. 11. Demek ki 11 gün 10 lira almış. 11 gün 10 lira almış. 11 yazdığım zaman buradan ne geliyor? 19 günde 14 lira almış. Şimdi kaç lira harcamıştır diyor. Bak 11 gün 11 gün. 10 lira aldığı için o günler 8 lira harcıyordu. Bu kadar harcamıştır o günler. Artı 19 günde 19 günde 11 lira harcıyordu. 11 lira harcıyordu. Bitti. Şimdi bak 11'ler ortak. 11 parantezin al. Ya da tek tek çarp çarpabilirsin. Fark etmez. Buradan 8 artı 19 geldi. Buradan ne yapıyor? 27 yapıyor. 27 çarpı 11 yapıyor. 27 ile 11'i çarpıp toplam harcadığı parayı bulacağız. 7 2, e, buradan 7, 2 daha, 7, 9, 2, 297 lira toplam para harcamış sorumuzun cevabı Adana arkadaşlar. Tamam mı? Soruda ne sorduğunu, ne istediğini iyi analiz edeceksin. Bilgilerini kenara yazacaksın ve soruyu çözeceksin. Tamam mı? Sıkıntı yok. Hadi devam. Bir çubuk her biri eşit uzunlukta olan 12 parçaya bölünmüştür diyor çubuk 8 eşit parçaya bölünmüş olsaydı her parçanın uzunluğu 3 santimetre daha uzun. X parçaya bölünmüş olsaydı her bir parçanın uzunluğu 3 santimetre daha kısa olacaktı. Bir kere şöyle başlayalım. Kaç parçaya bölünmüş çubuğumuz? 12 parçaya. Şimdi o 12 parçanın her birine A kadar diyelim. Tamam mı? 12 tane var. O zaman çubuğum ne kadar demek ki uzunluğu? 12 A kadar. Çubuğum bu kadar. Eğer çubuk 8 eşit parçaya bölünmüş olsaydı her bir parçanın uzunluğu 3 cm uzun. Yani şu parçalarım şu parçalarım ee, A kadar değil de ne kadar olacakmış o zaman? A artı 3 kadar olacakmış. Kaç tane A artı 3 olacakmış? 8 parçaya bölseydik. O zaman 8 tane A artı 3. İşte bu da çubuğumuzun neyidir? Yine boyudur. İkisi birbirlerine ne olmalı eşit. O zaman 12A eşittir 8A dağıtıyorum burayı. 8A artı 24 yapıyor. Aldım 8A'yı bu tarafa. 4A eşittir 24. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman A dediğimiz kaçmış 6. Yani ilk durumdaki her parçamızın uzunluğu ne kadarmış? 6 kadarmış. A yerine de 6 yazarsam çubuğumun uzunluğu toplam ne kadarmış? 72. Şimdi devamını okuyalım. Diyor ki eğer x parçaya bölseydik 72'lik parçayı x'e bölseydik diyor her çubuk 3 santimetre kısa olacaktı diyor. E 6'ydı çubuğum 3 santimetre kısa olacaksa ne oya düşecek? Uzunluğum 3'e düşecek. O zaman buradan 72'yi neye bölersek 3 olur? 24'e. x 24. Yani orada 24 parçaya bölersek bu şekilde olacakmış. Cevabımız Denizli. Evet, evet evet şu şeye bakarken susuyorum durmadan. Niye öyle oluyor anlamadım. Evet geldik 10. sorumuza. Hadi bakalım ne diyor bak. Sorular yavaş yavaş farklılaşıyor, güzelleşiyor, sınav tipi oluyor. Her şeyi iyi şekilde öğrenmeye çalış, iyi analiz et tamam mı? Hadi başlayalım. 10 A sınıfının yemeğine beraber gelip en son katılan Orhan, Metin, Aslı, lokantanın dışında bekleyen 5 arkadaşıyla birer kez tokalaşıyorlardı. Şimdi tokalaşma sorusu. Ne yaptılar? Osman, Metin ve Aslı geldiler. Dışarıda 5 kişi bekliyormuş bunları. Bunlarla birer kez tokalaştılar. Kendi aralarında değil, beraber geldiler. Şimdi Osman kaç kişiyle tokalaşır o zaman arkadaşlar? Buradaki dışarıdaki bekleyen 5 kişiyle bir tane fazla çizmişim. 2 4. Osman kaç kişiyle tokalaşır? 5 kişiyle. Tamam mı? Osman 5 kişiyle tokalaşır silgide kalmışız. 5 kişiyle bu tokalaşır. 5 kişiyle bu. 5 kişiyle bu. Yani 3 çarpı 5'ten 15 tane tokalaşma olur başlangıçta. Burası tamam. Orhan, Metin ve Aslı 5 arkadaşıyla birlikte lokantaya girip hiç beklemeden diğer arkadaşlarıyla birerkes kez tokalaşmış. Şimdi içeride x kişi olsun. Bunlar içeri kaç kişi girdiler? 8 kişi. Kendi aralarında tokalaşmayacaklar. Kimle tokalaşacaklar? X kişiyle. Kaç tokalaşma olur o zaman? 8x daha tokalaşma olur. İşte bu toplam tokalaşma sayım. 119 tokalaşma olmuş. O zaman eşit diyorum 119'a. 15'i attım karşıya. 8x eşittir 104 yaptı. Her iki tarafı 8'e böldüğümde 10 kaç yapıyor? 24'te 3 kez var. Evet x eşittir 13. Demek ki içeride kaç kişi varmış? 13. Buna göre yemeğe toplam kaç kişi katılmıştır? İçeride 13 kişi var. Sonradan da biz 8 kişi daha girdik içeri. Toplam 21 kişi oldu. Sorumun cevabı da Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Güzel güzel sorular. Taş gibi sorular. Sınavlık sorular. Tamam mı? Sınavlık sorular. Hadi bakalım sonraki sorumuz 11. Ayhan'ın 15 lira parası vardır. Ayhan manavdan 2 kilogram elma, 5 kilogram domates almak isterse cebindeki para 2 lira eksik kalıyor. Denklemi kuralım şimdi. 2 elma aldı. Artı 5 kilogram domates aldı. 15 lirası vardı. 2 lira eksik kaldığına göre demek ki bunlar kaç lira tutmuş? 17 lira tutmuş. İlk denklemim tamam. 3 kilogram elma artı 2 kilogram domates alıp cebindeki paranın tamamını verirse 50 kuruş para üstü alıyor. O zaman 15'ten 50 kuruşu çıkarırsak On buçuk lira ödemiş demek ki. 1 kilogram elmayla 1 kilogram domatesin fiyatı nedir diyor soruyu arkadaşlar. Şimdi o zaman burada bakın bunları toplarsak düzgün bir şey gelmiyor. O zaman yok etme metoduyla bulup işi bitirelim. Hadi şimdi yukarıdakini ne ile çarpalım arkadaşlar? Aşağıdakini aşağıdakini 2 ile çarpalım. Yukarıdakini eksi üç ile çarpalım. Elmaları ne yapalım? yok edelim. Ne oluyor burayı çarpınca? Eksi 6 elma artı 6 elma topladım götürdü. Eksi 15 domates artı 4 domates. Eksi 15 domates artı 4 domates ne yaptı? Eksi 11 domates yaptı. Şimdi eksi 3 çarptığım zaman burayı ne yapıyor? Eksi 21'in biri elde var. 2, 3, eksi 51. 2 ile çarptığım zaman artı 29 yapıyor burası. Tamam O zaman eksi 11 domates eşittir 30 e, 22 yaptı. Eksi 22 yaptı. Her iki tarafı eksi 11'e bölersem domates kaç liraymış? 2 liraymış. Şimdi herhangi bir denklemde D yerine 2 yazacağım. 2'yi yazdım. Burası ne yaptı? 10 yaptı. O zaman onu karşıya atıyorum. 2 elma eşittir 17'nin 10'unu çıkardım 7. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman elma da 7 bölü 2. Yani 3,5 liraymış. Bizden birer kilolarının toplamını istiyor. Beş buçuk yaptı cevabımız. Cevabımız Edirne olmuş oldu. Tamam mı? Bakın çok güzel sorular. Bütün denklem kurmalara karşına geliyor. Bütün denklem kurmaların nasıl olduğunu iyi bir şekilde analiz et. Hadi bakalım. 12. Bir alışveriş sitesinin ekranını açan Seda, ekranda 5 farklı pantolon, 9 farklı kazak, 8 farklı etek modeli görmüştür. Seda bu ürünlerden en az kaç tanesini alışveriş sepetine eklerse her kıyafet türünden 3 model kesinlikle sepetinde olmuş olur. Şimdi kesinlikle olsun diyorsa mesela ben 9 tane ürün seçsem pantolon almamış olabilirim. Hepsi kazak olmuş olabilir. Tamam mı? Mesela 17 tane ürün seçsem 17 tane ürün seçsem hiç pantolon hala almamış olabilirim. Şimdi kesin diyorsa ne yapıyorduk bu sorularda? En büyük olan iki tanesini bitireceksin. Tamam çok şanssızım pantolon alamadım bir türlü. 17 tane ürün aldıktan sonra 18. kesin pantolondur. Her birinden kesin 3 tane alsın dediği için 3 pantolon alacak o zaman buradan. Artık sorumun cevabı 20. 20 tane sepete eklerse her birinden kesin 3 tane eklemiştir. Cevabım denizli. Tamam mı? en şanssız olduğun soru. Videoları dinledin değil mi? Dünyanın en şanssız insanı olduğunu düşüneceksin dedik o, sorularda. Hadi bakalım şimdi kaçıncı sorumuz? 13. Yukarıda 25 karenin bazıları boş kalacak. Diğerleri kırmızı, mavi ya da siyah renge boyanacaktır. Tamam. 11 kare hariç diğerleri mavi ya da kırmızıya boyanmış. Şimdi bak burada 1, 2, 3, 4, 5, 25 tane kare var. Şimdi 11 kare hariç Mavi ya da kırmızıya boyanacaksa bana mavilerle kırmızıların toplamını söylemiş. 11 kare hariç demiş. 25'ten 11'i çıkardım. 14 tanesi mavi ya da kırmızıdır. 8 kare hariç siyah ya da kırmızı. Siyah ya da kırmızı 8 kare hariçse 25'in 8'ini çıkardım. O zaman şey 8 kare hariç bunlarmış. Bunların 17. 12 kare hariç mavi ya da siyah. O zaman mavi ile... Siyahların toplamları neye eşitmiş arkadaşlar? 25'in 12'sini götürdüm 13. Tamam. Şimdi bak bunları ne diyor? Kaç kare boş kalmıştır diyor. Bak bunları alt alta topluyorum. 2M gelir. Artı 2S gelir. Artı 2K gelir. Topladım bunları. 20, 30 ve 44 yaptım. Hepsini ikiye böldüm. Mavi artı siyah artı kırmızının toplamı kaç taneymiş? 22. O zaman toplam 25'ti. E hepsi 22 ise üç taneciğim boş kaldı. Sorumun cevabı Bursa oldu arkadaşlar. Tamam mı? Anlıyoruz değil mi? Hızlı gitmiyorum. Tam ayarında gidiyoruz. Öyle sindire 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 götürüyoruz. Tamam mı? Anlıyorsun. Şşş telefonla oynama. Hadi gel. Başlayalım. Ayca'nın Otomobili fabrika çıkışı değerlerine göre şehir içinde 100 kilometrede 6 litre, şehirler arası yolda 100 kilometrede 4 litre benzin tüketmektedir. Tamam. Aycan otomobiline şehir içinde 450 kilometre yetecek kadar benzin almıştır diyor. O zaman bakalım kaç litre benzin almış. Şimdi normalde şehir içinde 100 kilometrede 6 litre harcıyorduk. O zaman 450 litre için kaç litre benzin almıştır? Oran orantı gibi düşünebilirsin. Bak içler dışlar yapıyorum. 100x eşittir çarpmıyorum. Sadeleştirme yapacağım çünkü 450 çarpı 6. Şimdi her iki tarafı 100'e bölelim. X'i bulabilmek için kaç litre benzin aldığını arıyorum şu anda. Şunlar götürdü. 50'ye böldüm şunları. Burası 9 yaptı. Burası 2. Şurayı sadeleştirdim 3. Burası da ne yaptı? 27. Yani kaç litre benzin almış? 27 litre benzin almış. Otomobili benzin almıştır. Otomobilini şehir içinde 120 kilometre kullandıktan sonra şehirler arası yola çıkmıştır. Şimdi o zaman 100 kilometrede 6 harcıyorsa 120 kilometrede kaç harcar diye orantımı kurdum. Bak bir, orada 1 bir kilometrede yaktığını falan da bulabilirdin. Burada oran orantıdan çözesim geldi benim. 100x eşittir. 100 20 çarpı 6. Şu sıfırları sadeleştirdim. Her iki tarafı 10'a böldüm. 72 bölü 10. Tamam O zaman ne yaptık arkadaşlar? 7,2 litresini harcadık. 27'nin 7,2'sini harcadık. Ne kadar kaldı o zaman? 19,8 litre benzinim kaldı. Tamam. Sonra diyor ki Aycan benzin 120 kilometre kullandıktan sonra şehirler arası yola çıkmış. Aycan benzin almadan şehirler arası yolda en fazla ne kadar gider? Şimdi o zaman 19.8 ne kadar gidecek diye bakacağız. Ne yapıyordu? 100 kilometrede 100 kilometrede 4 litre harcıyordu. O zaman kaç kilometrede 19,8 harcar diye orantımı kurdum ve içler dışlar yaptım. Ne geliyor? 4 x eşittir. Şunu çarparsanız ne yapar? 1980 yapar. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. x eşittir. 1980 bölü 4 yapıyor. Kaç kez var içerisinde? 4 kez var. Orada 3 kaldı. Orada da 9 kez var. Orada 495 kilometre oldu. Sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu arkadaşlar. Evet. İkinci testimizin de sonuna geldik. Bak her çeşit soru var. Seni geliştirecek her çeşit soru var. Ne olur hepsini öğren. Ne olur? Hepsini öğren. Sonraki testimizde karşınızdayım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.